Son dönemin hep modası olduğu, seninle bir önceki buluşmamızda da yabancı, hani yabancı teknoloji fonlarının Aa arttığı bak hocam, dedik. sözünü kestim, aklıma geldi. Dün galiba Nvidia herkesin sevgilisi %10 artmış. Yani müthiş bir bilanço açıklamış falan. Böyle bir şey okudum. Sen okudun mu hocam? Ya o çok büyük olaydı. Böyle şey karikatürleri vardı. Yani Nvidia yani bugün karı kötü gelirse bütün dünya borsaları çökertir mi? Yani aslında o bizim bir önceki yılında buluştuğumuz vardı ya muhteşem yedili. Bak onunla karşı karşıyayız. Yani bütün dünya borsalarının bir firmayı takip etmesi normal mi ya? Yani Oh, çok acayip bir şey. şey geç abi. Tamam Nvidia çok kıymetli. Cloud Computing'de alemin kralı olmuş. Bizi izleyen genç arkadaşlarımın tamamı Nvidia'nın bir ekran kartını alsam da oyun oynasam diyor. Okey. Okey. Abi bir tane firmaya analiz şuydu yani. Beklentilerin %15 ve altında kar çıkarsa dünya borsaları çökebilir. Bu nasıl dünya borsası arkadaşım ya? Bir tane firma. Çökmeye hazır. Çökmeye hazır. Anlatabiliyor muyum? Yani o konuştuğumuz konunun artık yani muhteşem yediliden de daha dar bir noktaya geldi. Yani muhteşem ikiliye, birliğe falan inmeye başladık. Bayağı sakat. Ama yine bizi izleyen arkadaşlarım arasında kriptocu vardır. Kripto Kesin. riski alan adam Bunu da alır yaman abi. zaten alır abi. Bu risk değil ki yani. Bu risk değil. Kripto riski yanında bu risk değil yani. Dolayısıyla hani ben korkarım. Ama hocam benim elimde Ethereum var, Dogecoin var diyen yani. Oho baba sen ne risk almışsın bu onun yanında hiçbir şey. Sen yine yabancı ise tutmaya devam et derim. Ben Hakan olarak korkmaya başladım. Yani Ha. yabancı teknoloji hisseleri odaklı S&P'den falan korkmaya başladım. Ama çok komik bir şey söyleyeyim Erol'cum. Orada da aslında çok acayip bir yatırıcı psikolojisi var. Onu da arkadaşlarımızla paylaşalım. Şimdi model şu değil mi? Geriye gidelim birazcık. Ya işte Covid oldu, herkes eve bağlandı, teknoloji oldu, uzaktan alım oldu, herkes evden Amazon aldı, herkes evden internete girdi, oradan Nvidia çıktı, oradan herkes gitti, efendim Google'a girdi, vay Facebook çok kazandırdı. Peki sonra Fed faiz arttırıyor ama olsun abi teknoloji geleceği tamam. Sonra abi Fed faiz indirecek biraz daha hisse alalım. Peki Fed faiz arttırmaya devam ediyor. Şimdi indirecek indirdi mi coşacak. Abi herif arttırmaya devam ediyor. Haftaya indirecek. Adam dedi ki indirmeyeceğiz ya. Lazım olursa arttırabiliriz. Hala arttı. Bir sonraki aşama ne? İndirmeye başladı. Hadi bakalım abi nasıl rally bu? Bitmeyen rally yapmışlar ya. Yani indirecek diye arttı. Bak sonuna geldik diye arttı. İndirince biraz daha artacak. Arkadaş bu gerçekten bitmeyen rally yapmışlar. Onun için takip etmek durumundayız. Yani bir süre daha bunlar portföyde kalacak belli ki. Kalmaya da devam edecek ve gerçekten büyük para kazanmanın yolu bu 3-5 tane hisse. Bu arada işte biliyorsunuz Almanların muhteşem beşlisi var. Avrupa Evet. borsasının muhteşem sekizlisi var. Amerika'nın yedilisi var. Yani dünyada aslında 7, 5, 8 topla abi 20 tane kağıt var. Öyle söyleyeyim. Yani Avrupa borsası diyorsun sayıyor herifler. Louis Vuitton, SAP. Anlatabiliyor muyum? Kağıtlar belli. Yani işte İsveç'te o bir tane şey Nova Nordisk. Herif bütün piyasanın %50'sini kapatmış. Toplam 20 tane kağıt etrafında konuşuyoruz. Dolayısıyla bu da garip bir şey. Ama kendi kendini besleyen bir döngü. Yani alalım mı alalım. Hangisi artıyor? En alalım. İşte piyasa büyüklüğü yüksek olanları alalım. Aynı kağıtları alıp duruyoruz. Bütün dünya aynı kağıtları alıyor. Yani. Sıkışmaya devam ediyor. Ama yani bizim gördüğümüz kadarıyla şu an aslında portföyde çeşitlendirme için iyi bir zaman. Hatta sevgili Onur yazmış, şu an onu da görüyorum. Eurobond ve yabancı borçlanma araçları fonları da sepette olabilir demiş. Doğru. Doğru. Bir parça orayı da tutmakta fayda var.